Bence Bitcoin'in fiyatı kesinlikle baskılanıyor arkadaşlar. Kesinlikle baskılanıyor. Nasıl baskılandığının detayını bilemem. Ben bu işlerin analizcisi değil. Fakat şurası kesin. 10 binin üstüne çıkmıyor, 9 binin altına inmiyor. Kardeşim bunu bu seviyede 170 milyar dolar değerde tutmak için bir sürü bankacının elinde bir sürü tool var. Bunlar sonsuz para basan insanlar. Sizin benim gibi değil. Milyar dolarla gelir, alır satar, alır satar. Artı ellerinde Kraken gibi. Efendime söyleyeyim. Neydi diğerine? Poloniex gibi. Coinbase gibi. Üçü de bunların kontrolünde. Yani bunu da biliyoruz. Yazdık, ben de yazdım. Başka arkadaşlar da yazdı. Bunların yatırımcısı olmuşlar. JP Morgan'lar, Goldman Sachs'lar, Fed'in falan. Yöneticileri bunların yönetim kurulunda bu şirketlerin. Açın bakın Coinbase'in falan. Yani içlerine kadar girmişler. Dolayısıyla burada bu alım satımın içinde olan, bu parayı basan vatandaşlar BTC'yi kontrol edemezler mi? Bal gibi ederler. Tamam mı? Çünkü buradaki volüm yüksek değil. Alım satım milyar dolarla gelen adam burayla maymun gibi oynar, affedersiniz. Dolayısıyla bunun gerçekten dünyaya bir mal olması için milyonlarca hesap açılması lazım. Yüz milyonlarca kişinin Bitcoin hesabı açıp alım satım için buraya kendi dolarını satıp veya kendi parasını satıp endişeden dolayı, yani dünyadaki para sistemindeki endişeden dolayı gelip alım yapması lazım ki yapıyor. Yavaş yavaş başladı. Yaşlı insanlar bana sorup durdu. Daha önce anlattım. Akrabalarımızı öğrettik nasıl Bitcoin alacaklarını. Bu iş genişliyor, yaygınlaşıyor. Yavaş yavaş ana medyaya giriyor. Neyse, evet. Çok lafı uzatmayayım. Özetle yani bir, bence kapitalizmin evet çok ciddi bir krizi içinde, sonuna gelir mi gelmez mi göreceğiz. Erkan'ın sık sık söylediği gibi bu işten çıkışı ya altına endeksli yapacaklar ya bir kripto paraya reset edecekler, ama reseti kripto parada yapsalar bile merkezi bir şey yapacaklar. Bu bir kurtarış değildir. Kurtarış hamlesi olmayacak. Altına endekslerlerse başka problemler var. Altın çünkü kopya olmadığını ispatlayabileceğin bir metal değil. Duble sayıl, Middlecoff'un kitabında da var. Üç kağıt yapıyorlar, duble sayıyorlar. Aynı altın burada da sayılıyor, burada da. Bir sürü hikaye var. Amerika'nın elinde 8 bin ton altın var. Başka ülkelerin elinde bunun 5-6 katı altın var. Çin'in elinde ne kadar altın var belli değil. Dolayısıyla altın endeks dedikleri zaman da iş bitmiyor. Amerika şu anda havaya para basan bir ülkeyken, Amerikan hazinesi, bundan vazgeçip dolara kendi parasını altına endekslediği zaman dünyadaki hakimiyetini kaybedecek. Bunlar hepsi mesele. Bunların hepsi tartışılabilir. Ben şimdilik burada bu soruları başlatıp köşeme çekeyim.